Bu gördüğünüz sarı çiçekli bitki, şu gördüğünüz semiz otunun çiçeği. Semiz otu çok çok faydalı. Faydalarını saymakta bitmez. Yüksek oranda C vitamini içerir, A vitamini yani provitamin A içerir. Gözler için faydalı. C vitamini bağışık sistemini güçlendirir. K vitamini içerir, damarlar için çok çok önemli. K vitamini içerir. Mineral bakımından zengindir, demir içerir. Folik asit. Borik asit içerir. Lifli gıdalar içerir. Yüksek tansiyona iyi gelir. Kabızlığa iyi gelir. Faydası çoktur. Fakat böyle ağır vakalarda kolesterol, lipid, trigliz yüksekse, tansiyon yüksekse zebzesi değil de tohumu. Tohumu şöyle 150 miligram, 200 miligram yani çay kaşığının ucu kadar. Şöyle çay kaşığının ucu kadar az bir şey. Çörek otu gibi bir tohum. Ama tabii çörek otu yanında çörek otu bu çok çok küçük. Çörek otu tohumunu onda biri kadar büyüklüğü. Ne yapıyoruz? Bundan az bir şey. Kolesterol, lipid, trigliz için, karaciğer yağlanması için, damarlar için. Bununla ilgili birçok klinik araştırması var. Yani yapılan çalışmalarda diyabete karşı iyi geldiği belgelenmiştir. Hipolipidemit yani kandaki yağ oranı yüksekse, karaciğerde yağlanma varsa bunu düşünür. Serbest radikalleri yok etme kapasitesi var. Bu ekstraktı tohumu ekstra kadar güçlü. Ekstraktı bu yani. Ekstraktını bulursanız ekstraktı, ekstrakt bulamazsanız tohumu. Oldukça çok araştırma yapılmıştır. Mesela 40 diyabet hastası üzerinde bu tohumuyla yapılan çalışmada her gün günde ortalama 300-400 miligram yani az bir şey şu çay kaşığının yarısı kadar düzenli kullandığında diyabet hastasını yani şeker hastalığını önlüyor. Klinik araştırması var. 40 kişi üzerinde denilmiş, etkisi ispatlanmış. 30 diyabet hastası üzerinde yine test yapılmış. Diyabet hastalarının iyileştirdiği belgelenmiştir. Klinik araştırmalar var. 196 yine diyabetli şeker hastası olan bayan üzerinde araştırma yapılmış. Semiz otunun bir kısmı otunu yani bunu zebze yemiştir, bir kısmı tohumu kullanmıştır. Düzenli tüketildiğinde tohumu yani en fazla 500 mg yani yarım gram. Fakat zebze olarak tüketildiğinde fazla tüketilebilir. Arada çok çok fark var. Zebzeyi böyle rahatlıkla yoğurtla karıştırarak salata yiyebilirsiniz. Tohumunu alacaksanız dikkat etmeniz lazım. Abartmamak lazım. Efendim yine 74 dislipid emi yani kanda ve karaciğerde yağ oranı yüksek olan lipid. Hastalar üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Kötü kolesterolü düşürdüğü, iyi kolesterolü yükselttiği belgelenmiş klinik araştırması. Çemen gibi etki yapıyor. Yani etki bakımından çemene benziyor. Kalp damar zafiyeti olan hastalar üzerinde tedavi denemesi yapılmıştır. Bayağı yüksek dozda verilmiş tohumu. Yani günde 4 defa 1 gram demişler bu sefer. Ve kötü kolesterolü düşürdüğü, iyi kolesterolü yükselttiği, kalbi güçlendirdiği. 74 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmıştım. Yine başka bir çalışmada yüksek kolesterolü olan hastalar üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Denemeler sonucunda kolesterol lipid trigliz'i düşürdüğü belgelenmiştir. Yüzlerce araştırma var. Kalp damarla ilgili, şekerle ilgili ve obezite ile ilgili zayıflatıcı özelliği olduğu, obeziteyi önlediği belgelenmiştir. Evet, semiz otu glutatyon üretimini artırıyor. Kanı temizliyor. Kanın kalitesini artırıyor. Al yuvarların kalitesini artırıyor. Yani kemik iliğine etki yapıyor. Karaciğer etki yapıyor. Kemik iliği ve karaciğer kan üretir. Burada serbest radikalleri yok ediyor. Superoksit dismutaz, katalaz ve glutatyon oranını artırıyor. ROS, serbest radikaller vücuda DNA kırılmasına sebep olan serbest radikalleri yok ediyor. Serbest radikaller günde tüketmiş olduğumuz gıdalar mitokondrinde yakılarak enerjiye dönüşür. Mitokondrin mesela kas hücresinde 2000 tane mitokondrin olabilir. Mitokondrin ne demek? Benzin, soba, sizdiğin atom santrali. Tüketmiş olduğumuz gıdalar burada değiştirilerek, dönüştürülerek enerji, oksijenle, glikoz yakılarak enerjiye dönüşür. Artık madde olarak da asidik asit, laktik asit, formik asit ortaya çıkar. Asitler, asidi vücudumuz suya ve karbondioksite dönüştürerek atar. İdrar yoluyla nefes yoluyla. Bir de serbest radikaller ortaya çıkar. Süper oksijen anyonu çok tehlikeli. -2 elektron yüklü bir gaz. Oksijenin tek molekülü hali. Normale dönmek için elektron almak zorunda DNA'dan, RNA'dan saldırır. Veya hidrojen peroksit de aynı şekilde birçok nitrik oksitler, peroksitler vesaire. Serbest radikaller günde 2 trilyon DNA kırılmasına sebep olur. Antioksidanlar hemen devreye geçer, serbest radikalleri yok eder. Antioksidanlar devreye geçmezse vitaminler, bazı mineraller ve glutatyon, superoksit dismutaz, katalaz, astaksantin vesaire bunlar harekete geçmezse yani vücut üretmezse veya gıdalarını almazsa ne olur? Hızlı yaşlanır. 70 yaşındaki kişi 100 yaşında gibi gözükür. Eğer ki doğru besleniyorsa, sağlığına dikkat ediyorsa kişi 70 yaşındaki kişi 50 yaşında gibi gözükür.
Yani çok fark eder. Yıpranma, hızlı yıpranma olur. Hatta daha da hızlı olabiliyor yani. İşte burada çok güzel çalışmalar var. Semizotu kandaki hiperlipidemi, yani yüksek yağları düşürüyor, kolesterol, lipid, trigliserit. Diyabet hastalarına iyi geliyor, diyabeti önlüyor, kalp damar zafiyeti önlüyor ve metabolik sendrom dediğimiz metabolizmanın çalışmaması, tembelliğini ortadan kaldırıyor, sistemi tekrar çalışır hale getiriyor semizotun.